Merhabalar. Herkese merhabalar. Bu gördüğünüz bir erik ağacı. Kayısıya benziyor ama erik ağacı. Bunu ben çekirdekten yetiştirdim. Eriği yedikten sonra çekirdeğini saksıya ektim. Aradan bir yıl geçtikten sonra yeşillenmeye başladı. Sonra getirdim fidanına, dedim ki bunu ben nereye diksem acaba? Nereye dikeceğim düşünürken dedim yolun kenarına dikeyim. Büyüyünce gelen geçen herkes yesin. Canı isteyen yesin olunca meyveleri dedim. Aradan 3 yıl falan geçti. Bu sene meyvasını verdi. Kayısı büyüklüğünde bir erik. Çok güzel. Çok şekerli de değil. Çok böyle az şekerli değil. Orta şekerli bir şey. O yüzden yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini çöpe atmayın. Saksıya ekin, toprağa ekin, nereye ekerseniz ekin. Mutlaka bir sene sonra falan size dönüş yapıyor bunlar zaten. Aradan 3 yıl falan geçti. Meyve vermeye başladı çok güzel. İster kompostosunu yap, ister kurutmasını yap, isterseniz de reçelini, pestilini yap, neyi yaparsan yap yani. O yüzden çekirdekleri çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Cesur! Cesur gezmek istiyor. Gezme saati geliyor. O yüzden böyle tuhaf sesler çıkarıyor. Ya eriklerin bolluğuna bakın Allah'ım ya Rabbim ya. Dallar kırılacak neredeyse, yiyen de yok bunları. Maşallah maşallah. Bu eriğin adı da eriği. Çok ekşi bir erik. Limon gibi ekşi oluyor bu. Biz bunu kurutup topalak çorbası yapıyoruz. Onun içerisine katıyoruz. Ayrıca turşu olarak da nane, sarımsak falan katıp da içilebiliyor kaynatılıp. Değişik değişik içilebiliyor, yenebiliyor. Şimdi topluyorum, kurutacağız ve kışın çorbaya kaçacağız. Erikleri bu şekilde dört yerden keserek kurumaya bırakacağız. İster ipe dizerek kurutun, ister tepsiye döküp kurutun. O size kalmış bir şey. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz.